Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam dönüp dolaşıp gene kibre geleceğiz. Bu konu çünkü önemli olduğu için zaman zaman anlatıyorsunuz ama gelen soruları da bir şekilde cevaplamamız lazım. Şimdi kibrin daha önce yine anlattığınız insanın işte kendisini başkalarından üstün görmesi olduğunu biliyoruz. Peki hangi haller veya durumlar kibir olmaktadır? Mustafa Bey, kibir sizin de ifade ettiğiniz gibi kalp hastalıklarından ve kendisini başkasından üstün görmektir. Evet. Ben var ya, ben işte ben mübarek bulunmasın kumaş diye başlıyorsun. Tabii şimdi kibirin kötülüğü anlatılmış. Hatta bir hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurulmuş. Ve bir hadis-i kutsi'de de kibriya üstünlük bana aittir. Bu konuda ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Cehenneme atarım buyuruyor. Ve her günah Allah-u Teala sıfatlarıyla düşmanken kibirliğe zatıyla düşmandır buyuruyor. Bu kadar kötü mü? Evet, bu kadar kötü. Bu kadar kötü. Ama insanda bazı hususiyetler var. O da insanı küt diye oraya götürüyor. Onun için İslam alimleri sıralamışlar. Mesela bir erkek çok yakışıklıdır fiziken. Bu yakışıklılık onu kibre götürür mü? Götürür. Bir kadın mesela fiziken çok güzel. Kibre götürür mü? Götürür. Ha, benim gibi güzel, benim gibi yakışıklı demeye başlar. Tepeden bakan insanlar. Kibre sürükler mi? Sürükler. Halbuki onun gibi nice yakışıklı veya güzeller gelip geçti, hepsi de toprak oldu. Bunu düşünmesi lazım buyuruyor. Bunu düşünmesi lazım. Yani insanın aynı şekilde fiziki yapısı bile bu kibri tetikleyebilir mi? Tetikleyebilir. Ve kitaplarda açık, net bir şekilde bunlar ifade edilmiş. Sonra gençtir, delikanlıdır ve de kuvvetlidir. Benim gibi var mı? Bilim var mı? Biz çocukken bize bazı fıkralar anlatırlar da hep temel üzerine kurallar, yok temel üzerine kurmazlardı bizim zaman. Sonradan anlatıldılar. Çok nadir temel fıkralar dinlerdik biz. Bizim o ortaokul liseyle. Sonradan hepsini temelin üstüne yüklediler. Temelin suçu neyse. O zaman hatırladım, küçüklüğümde hatırladım, işte bir temel fıkrası o olarak anlatılıyor. Hani onu da temel fıkrası olarak anlatmazlardı İç Anadolu'da bizde. Adam birisi derler, işte trene binmiş ilk defa. Birisi geliyor, o imdat kolu var ya, geliyor iki eliyle bir tek eliyle, adam iri yarı bir adam. Oturmuş böyle, ona bakıyor. Bu böyle asılıyor, iki eliyle asılıyor falan diyor, bir türlü şey yapamıyor falan. Ondan sonra o iri yarı adam şeye gelmiş, gaza gelmiş. Kalkmış falan. Demiş çekemiyorsun, çekil demiş, çekil falan. Tek eliyle bir tutmuş zaten o kadar şeydi, bir çekiyor. İmdat kolu bile kopmuş. Neyse tren durmuş, gelmişler falan. Kim demiş onu çekti? Adam demiş ki, tek eliyle demiş, tek koluyla, kara deden demiş hem de, tek koluyla, kara dede. Sen adam böyle tabir koyuyor, kara deden diyor. Tek koluyla. Niye? Kuvvetiyle aynı şekilde orada genç olmak, kuvvetli olmak. Bazılarını kibre sürükler. Bu gençlik insanda baki değildir, kuvvet baki değildir. Bir hastalanırsın, paldır küldür aynı şekilde gidebilir mi? Evet, paldır küldür gidebilir. El avuçta hiçbir şey kalmayabilir mi? Evet, el avuçta hiçbir şey kalmayabilir. Dolayısıyla bu halde insanı kibre sürükleyen hallerin içerisinde zikretmişler İslam alimleri. Peki malla, evlatla, mevki, rütbeyle de aynı şekilde kibirlenenler olmuşlar. Yani bunlar da insanı kibre sürükleyen. Malım var. Sen kaç paralık adamsın ya falan. Paramla satın alırım. Paramla satın alırım. Sülaleni alırım. Sülaleni alırım. Yahut da senin kaç çocuğun var ki? Mesela adam 5 tane, 6 tane veya 10 tane erkek evladı varsa hava atıyor. Peki erkek evladı o kadar var. Hava atmana gerekmez. Rabia-i Adviye rahmetullahu aleyha. Rabia dördüncü demektir. Dördüncü olarak dünyaya gelmiş. Hepsi de kız. Babası İsmail Efendi. Yani doğduğu zaman Rabia-i Adviye Hazretleri yani örtecek bir şeysi yok. O kadar fakirmiş. Ama Rabia-i Adviye Hazretleri saliha, evliya olmuş. Babası İsmail Efendi de zikrediliyor. Ama o İsmail Efendi'nin yaşadığı dönemde belki de 10 tane erkek evladı olan var ama ismi cismi yok. Bunun 4 tane kızı var. Allah-u Teala saliha bir evlat veriyor. O evlat sebebiyle ismi zikrediliyor. Dolayısıyla hani evladın çok olması değil, hayırlı olması. Erkek olması. Erkek olması evet. Da önemli değil. Hayırlı evlat olması lazım. Dolayısıyla bunlarla da kibirlenmek. Rütbe itibariyle. Hangi rütbe de olursa olsun. Genel müdür ol, bilmem ne ol, askeri rütbe de ol. Koyuyorlar musallaya. Er kişi niyetine. Tabii. Er kişi niyetine. Deyip geçiyorlar ve götürüp de tak indiriyorlar 2 metre derinliğindeki çukura. Bütün buna rağmen malın, evladın veyahut da mevkiin, rütben yüksek olsa ne olur, olmasa ne olur? Aynı değil mi?
Aynı noktaya gelmiyor musun? Aynı noktaya geliyorsun. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, birisiyle aynı şekilde münakaşa ettiğinde ne yaptın? Ona hık deniyor. Kim besliyorsun? Hık denir. Kitaplarda, ahlak kitaplarında o kin tutmaya hık denir deniyor. İşte bu kin tutmak adamı kibre götürür. Adama kinlisin. Kinli olduğu için ha ya o var ya falan filan o beni falan işte ben falan başlıyorsun aynı şekilde kibirleniyorsun. Nesine kibirleniyorsun? Adamla kavga etsin. Ne yaptın? Bir de tekebbür ediyorsun. Yani o halin bir kere kin tutuyorsun günah. O kin seni bir de kibre sokmuş. Etti iki tane. Allah saklasın ya. Allah Teala saklasın. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Hı. Mesela haset de insanı kibre sürükler. Haset nedir? A şahsında mesela mal, mülk, mevki, makam Allah Teala ihsan etmiş falan. Şimdi elinden gelmiyor. Adamın elindeki malını mülkünü alamıyorsun. Fakat kendini ondan üstün göstermek için falan adamın bunları farta diyor. Adam kullanmasını bilmiyor. Bir senin malı var adam. Amele gibi yaşıyor falan filan. Benim gibi görecek misin falan diye başlıyor. Yani adam ya başkasının malı var bir de seni ne ilgilendirir ya? Yemesini bilmiyor ben de olsa işte ne yapayım? Adam kibre sürüklüyor. Allah Teala saksın. Riya da tekebbür etmeye sebep olur buyuruyor. Çünkü riya ile gösteriş yaparak tanımadığı kimseye başkalarının yanında yani üstünlük taslıyor. Yani ben bundan üstünüm falan. Bak diye ben diyor şunu yaparım, bunu yaparım falan. Hani bundan üstünüm falan. Ya üstün olsa ne olacak, üstün olmasa ne olacak? Yine mesela kitaplarda anlatılırken bir yere girdiği zaman herkesin aynı şekilde ayağa kalkmasını beklemek. Kibirdendir bu. Kibirli olmanın alamettir. Ama efendim işte yani ayağa kalkılmayacak mı? Şimdi aile büyükleri gelmiştir tamam. Ondan sonra veyahut da bilgili alim bir zat gelmiştir. Onun ilmine hürmeten kalkılmıştır. Veyahut da gerçekten bilgili alim bir zat içeri girmiştir. Onu görünce hürmeten ayağa kalkmışlardır. Ayağa kalkmışlardır. Şimdi hürmet ettikleri için o kimse tabii hürmet edilirse, kıymet değer verilirse bir şey anlattığı zaman orada faydalı olur. Yoksa olmaz. Yani o kimse istemiyor ayağa kalkılmasını ama onlar ayağa kalkmış. Onlara bir şeyler öğretecek. O da kibir olmaz. Ama bunun dışında gerçekten bir yere gittiği zaman ya ben geliyorum arkadaş ya kimse haber olmuyor falan. Ayağa kalkın. Bu kibirdendir buyuruyor. Bu kibirdendir. Mesela kitaplarda yine anlatılırken sık sık böyle öfkelenmek, bağırıp çağırmak. Kibirli olmaktan kaynaklanıyor bu. Kibirli olmaktan kaynaklanıyor. Niye anlatacaksın? Kendini beğeniyorsun. Kendini üstün görüyorsun. Ve bağırarak çağırarak üstünlük aynı şekilde taslayacaksın. Karşıdakini ezeceksin. Kibirdir deniyor. Kibirdir. Ve yine mesela kendi oturup başkalarını kendine karşı ayakta durdurmak. Kibirdir deniyor. Ha Fatıma ya ayakta bir defa sen kaç paralık adamsın falan. Kaç paralık adamsın. Sen kaç paralık adamsın ki? Sen kaç paralık adamsın ki? Bir gün netice itibariyle musalla taşına koymayacaklar mı seni? Koyacaklar. Ha Cenab-ı Hak bir imkan vermişti. O ayrı bir mesele. Hani gelip sen oturuyorsun, işlerini yapıyorsun falan o ayrı bir mesele. Ama adam oturmak istediği zaman ya ayakta tutma oturacaksa işini hani oturtur yer varsa. Bazen çok enteresan şeyler oluyor Mustafa Bey. Tamam iş görecek, şey yapacak falan. Sırf adamdaki kibir sebebiyle odasına sandalye koymuyor biliyor musun? Gelen ayakta dursun diye. Evet gelen ayakta dursun diye. Ne enteresan ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Sırf öyle yapanlar da var mı? Çünkü Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyor ki cehennemlik bir kimse görmek isteyen kendi oturup başkalarını ayakta durduran kimseye baksın buyuruyorlar. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Veya yalnız yürümeyip böyle önde kendisi gidecek arkasından gelenlerin olmasını beklemek. Kibirdendir buyuruyor. Üzerinde hakkı bulunanlar yani tanıdıklarının ziyaretine gitmemek. Kibirdendir. Yanına başkasının oturmasını istememek, hastalarla birlikte oturmamak, evin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp getirmemek, kullanılmış elbise giymemek, iş yerinde iş elbise giymemek kibirdendir. Kibirlik halidir deniyor. Fakirlerin davetine gitmeyip zenginlerin davetine gitmek kibirdendir. Akrabasının ve çocuklarının muhtaç olduğu şeyleri temin etmemek, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu kabahatini bildirenlere teşekkür etmemek, herkesin yanında olursa riya olur. Hem yalnızken hem de başkalarının yanında yaparsa kibir olur ifadesi geçiyor. Dolayısıyla sakınmak mı lazım? Hani efendim tamam kibir çok büyük günah. Bir bakıyorsun ki bir maddeleştirmişler onlara bakınca diyorsun ya bu bende var bu bende var demeye başlıyorsun. Onun için hepimizde var mı? Hepimizde var. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Tamam. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız kibirle alakalı bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.